my dad, my dad. He's coming with me. Kuş boku, soğuk kokonat. Çocuğumuzu alacaktık ki kazaya karıştık. Sadık ab. Sorry, I was recording. Annesinin olduğu memlekete şimdi gideceğiz. Bavullarımızı bırakacağız. Uçaktayız şimdi. Ufak ufak harekete geçtik. Uçağımız inişe hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi Bangkok'un tam tersi. Her yer yeşillik. Hadi bakalım. Because you made me cry. Stop crying. Net. I'm so excited. My dad, my dad, my dad. He's coming, he's coming. I will open the door. Jesse! Köyümünde uyandım. Köyümdeyim arkadaşlar. Hoppa. Burası bizimkinin köyü. Şu ileride gördüğünüz arkadaşlar kurbağa tarımı olarak mı geçiyor artık bilmiyorum. Kurbağaları besliyorlar, çoğaltıyorlar ve satıyorlar. Köyümün güzeli. Hi, okay. Morning. Good morning. This is my motorcycle. I will take you later. This is that car. This is our car. Okay, let's see the view. Here is the center of the Nakhon Phanom city. Not that big like Bangkok. We, arkadaşlar, Nakhon Phanom'un merkezi burası. Burası şehir merkezi. Daha böyle şu an ara sokaklarındayız. Tabii sahil tarafına da çıkacağız birazdan. Sadece böyle içerini ara sokakları size göstermek istedik. Sahil tarafı, yürüme tarafı, bisiklet yolları falan daha güzel. Arkadaşlar burası Nakhon Phanom'un ara sahil yolu. Bu sağ tarafında gördüğünüz Ken Shores Park, right side. Bu sağ tarafta gördüğünüz yer Lao. It's Lao, yeah? Yes, Lao. Selam bu arada. Burası uzun gidiyor bu sahil yolu. Nakhon Phanom. Söylemek istediğim şey, buranın en mutlu insanlarının yaşadığı şehirmiş. Ve orada şimdi biraz kahve falan içeceğiz, bir yerlere gidiyoruz. Sonra etrafı göstereceğim, ortamı göstereceğim, insanları göstereceğim. Zaten bir önceki çekimlerde gördüğünüz insanlar eğleniyor, dans etmeleri, birbirini ıslatmaları. Sakin, keyifli bir hayat var. Bakın görüyorsunuz arabalarda millet festivale gidiyorlar. Herkes keyfine bakıyor bir nevi.
hayatı sanırım gerçekten burada biraz daha sakin ve güzel. Bangkok'a göre havası çok daha temiz. Bir çöp kokusu yok çünkü Bangkok çok kalabalık ve çok fazla araç var. Burası daha temiz geldi bana. Ve beğendim açıkçası. Yani buralar falan özellikle çok güzel. Daha şimdi buraya ilk kez geliyorum. Bakalım bir etrafı çekeceğiz. Nedir ne değildir. Daha çok vakit geçireceğiz. Kuş boku. Aha. Kötü, ha, okey, meyveymiş, kuş boku değilmiş, özür dilerim. Arkadaşlar, şu an Nakhon Phanom'dayım, Tayland'ın en mutlu insanların olduğu bir şehirmiş ve hatta bu konuyla alakalı sürekli ödül alan bir yer. Diyor ki bu karşısı küçük bir adacık gibi, orası Lao. Oraya geçtikten sonra yine kara topraklara başlıyor, orası da yine Lao olarak devam ediyor. Bu taraf ise Tayland, yani karşı taraf aslında başka bir ülke. Bu yol arkadaşlar up uzun şöyle gidiyor, görebilirsiniz. Buralar hep bisiklet yolu. How long is it going this way? I can't. Too long? Yeah. Diyor ki bayağı uzun gidiyor, yani açıklayamam diyor. Artık keşfetmeye çalışacağız. Bu tarafta da yollar bu şekilde gidiyor. Can you show this place as well? Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli. Aslında Bangkok'tan ne kadar farklı değil mi? Yeşilliği olsun, bir kablo kirliliği, bir çöp kirliliği, bir gürültü yok. Tek duyabileceğiniz ses burada arkadaşlar, kuş sesleri. Netle şey olduk ya, dedik ki ah, şuradan bir yerden bir aslamı koparsak, ileride bir ev diksek falan filan. Çünkü çok güzel yani, sessiz, sakin, genç nüfus çok fazla, insanlar yemeği içmeyi seviyorlar. Ne bileyim, ileride bir imkanım varsa burada bir coffee shop açsam falan mesela. Neden olmasın yani, gerçekten hani yaşanılabilecek bir yer. Şu an çok sıcak bir sezondayız ama ona rağmen her şey güzel. Birazdan biz masaj salonuna gideceğiz burada da. Masaj salonundan sonra yemek yemeye gideceğiz. Gerçekten burayı çok beğendim. Eğer Tayland'a gelmeyi düşünüyorsanız Nakhon Phanom'a kesinlikle uğrayabilirsiniz. Ya bu karşı görmeyi çok isterdim. Gitmeden görebilir miyiz bilmiyorum. Hava kirliliğinden dolayı şu an pek gözükmüyor ama karşıda dağlar var. Göremiyorum. Sürekli böyle kirli değilmiş. Herhalde şu an bir kirli bir artık iklim örtüsü mü, nasıl teknik olarak açıklayabilirim bunu bilmiyorum. Belki öyle bir durum şu an söz konusu. Normalde böyle değilmiş. Bu nehir çok uzun yol boyunca gidiyormuş. Vietnam'a, Lao taraflarına kadar uzanan bir devasa büyük bir nehirmiş. Güzel, temiz bir havası var. Kuş sesleri, sigara kokusu yok, taşkınlık yok. Sakin bir hayat var. Yani gerçekten burayı çok beğendim. Nakhon Phanom'da tabii ki bir diğer yapılacak aktivite yine Bangkok'ta olduğu gibi masaj. Girelim bakalım. Kişi başı 250 baht. Fiyat çok iyi. Biz kaçalım. Hadi bakalım. Sanırım masaj öncesi ayak yıkama oluyor. Biraz bir yer sonra dirty. Aha, benim yerim burası. Sadece üstümdekini çıkaracağım. Short kalacakmış. Bakalım. Video bittiğinde, pardon masaj bittiğinde size tekrardan bilgi vereceğim. Bangkok'ta bunun iki katı neredeyse fiyat vermiştik, aklınızda olsun. Recorded. Acayip uykum var. Bangkok'ta gittiğimiz masajdan çok daha iyiydi. Oil masajından ziyade Thai masaj aldık. Bayağı iyiydi, rahatladım. Ensemde çok ağrı varmış, enseme güzel masaj yaptılar. Asıl gerileri bahşişlerden oluyor. Yani bahşiş bırakabilirseniz bahşiş bırakın. Çünkü vücutlarını kullanıyorlar, parmaklarını kullanıyorlar. Kolay bir şey değil. Aklınızda olsun. Mesela Nete şu an masaj yapan kadın kendi kollarını falan sallıyor. Muhtemelen ağrıdı. Kolay değil çünkü. Çay da ikram ettiler. Servis daha iyi değil. Bangkok'takine göre daha temiz. Daha profesyonel temizliği vesaire. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Şu an imkanım olsa burada yatar uyurum size, o kadar söyleyeyim. Hala uykuluyum arkadaşlar. Masaj çok iyiydi. Burası ana yol üzerinde. Tai dilinde. Belki şurayı karşısında olarak bulabilirsiniz. La Mong Do Vua diye bir yer var. Onun hemen karşısında şurası. Nakhon Phanom'a gelirseniz muhakkak uğrayın. They have two branch. This is the second one. Burası ikincisiymiş. Yani buradakine gelin. Yani burayı deneyimledik. Bayağı güzeldi. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Kişi başı 250 dedik. 500 baht dedik. Güzeldi, güzel bir deneyimdi. Çok daha iyi hissediyorum. Eklemlerim falan rahatladı. Teşekkür ederim. Nete mikrofon takmadım ama ona soracağım ve ben size açıklayayım. Şurada küçük şeyler görüyorum. Bunlar ne bilmiyorum. Net, darling, what is these things over there? Are they doing fishing?
Oralarda yüzebilir misin? Yemeğini oraları kiralayıp işte yemeğini orada yiyebilir misin vesaire. Net de öğrendi Türkçe diyor ki çok çıcak. Arkadaşlar öyle. Herkes güler yüzlü. Tabii burada ben bir yabancı olduğum için insanlar bana bakıyorlar, gülüyorlar. Bir de böyle kayıt yapıyoruz. Burası bayağı böyle lokal denilebilecek bir yer. Kasaba falan. Dolayısıyla çok fazla benim gibi yabancı yok. Gelip burada böyle video falan da üreten çok tipler yok. İnanışımıza göre bir içerisinde balık, ondan sonra kurbağa gibi canlılar var bu nehirden gelen. Eğer bir böyle zorluklar yaşıyorsanız ve iyi şeylerin sizi bulmasını istiyorsanız diyor, bunları satın alıyorsunuz diyor. Ve onlara hayatı geri vermeniz için nehre geri bırakıyorsunuz diyor. Bu yaptığınız iyilik size onlara hayatı geri vermeye size aynı şekilde geri geliyormuş. Böyle bir inançları varmış. Is this the tuk-tuk net? This one? This is we call Samlo. It's Skylab. Not, it feel like a tuk-tuk but not tuk-tuk. Soğuk kokonat içeceğimizi alacaktık ki kazaya karıştık. Hayda. Yardım edeyim. Hop. Mate. Ay ya. You okay? Hayır, hayır. You good? Okay. Ah, be careful. Neyse, içeceğimizi almaya devam edebiliriz. Kokonatlı içeceğimizi alacağız. Çantamı aldım. Araç şurada, buradan eve geçeceğiz. Birkaç aile var ziyaret etmemiz gereken köyde. Onları ziyaret edeceğiz. Buradan buzumuz geliyor arkadaşlar. Büyüğünü söylemiş. Bakın içeride hazır zaten suyu burada organik bir şekilde. Bunu içerisine böyle böyle. Oh! Sawadikap! Herkes güler yüzlü arkadaşlar. İçeceklerimizi aldık. Pınkap! Arkadaşlar hakikaten dedikleri gibi Nakam Fanam'da herkes güler yüzlü. It's okay, I'm holding it. Herkes güler yüzlü, herkesin keyfi yerinde. Lükse sahip değiller, mükemmel paraları yok. Geçiniyorlar, idare ediyorlar. Ama güler yüzlü, huzurlular belli oluyor. Keyifleri yerinde. Güzel bir enerjisi var. İnsanlarla konuşurken gergin hissetmiyorsunuz. Gülümsüyorsunuz, onlar size gülümsüyor. Çok sıcakkanlılar. Anlıyorum insanların neden Tayland'a geldiğini, buralara geldiğini vesaire. Sokaklarda sigara kokusu yok, ondan sonra korna sesi yok. Herkes mutluluğunda, huzurunda arkadaşlar. Ne kadar şanslıyız ki şu an yağmur yağdı. Birazdan üstümü çıkaracağım yağmurun altında. Günün terini, yorgunluğunu atmayı düşünüyorum. PTT burayı da el atmış arkadaşlar. Posta, telefon, telgraf istasyonu. Benzin satıyorlar. Hey gidi Türkiye. Vay be. Bu yılan tanrısının olduğu yere doğru gidiyoruz. Burası şehrin merkezi arkadaşlar. Prediction. Yeah. Buraya gelenler, adını size söyleyeyim, genelde turistler bu taraflarda otellerde kalıyorlar. 7-Eleven galiba 7-24 açık bu arada. Aynen. 7-Eleven'da içeceğinizi alabilirsiniz, yemeğinizi alabilirsiniz, alkol içiyorsanız içki falan onları alabilirsiniz. Buradaki Tayland'da birçok insan alışveriş işini 7-Eleven'dan çözüyor. Aklınızda olsun. Bakın buraya akşam gelip oturup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Diyor ki buranın diyor, bu şehrin diyor %99'u bu tanrıya inanıyor diyor. Ve gerçekten bu tanrıya kalpten inanan kim varsa o dileği dilediğinde bir şekilde diyor onlar dileklerini gerçekleştiğine şahit oluyorlar diyor. Ve birçok insan dilekleri gerçekleştirdikten sonra tekrardan buraya gelip bir şekilde bu işte elde ettiklerinin karşılığını veriyorlar da işte paraysa işte o paraya karşılık artık insana mı yardım ediyorlar vesaire vesaire. Bir nevi birazını da geri veriyorlar artık olduğu zaman. Yılan tanrısının nehirde yaşadığına inanıyorlar ve bu tanrının buradaki bu şehri insanlarını koruduğuna inanıyorlar arkadaşlar. Burası dediğim gibi Nakam Fanam'ın merkezi arkadaşlar. Çok çılgın sıcak olmayan sezonda gelirseniz bisiklet yolu çok uzun, bisikletinizi sürebilirsiniz. Şu arkamda gördüğünüz otel çok popüler bir otel. Buraya gelen turistler genelde burada konaklıyorlar, aklınızda olsun. Burada Landmark diye yazıyor. Eğer buraya gelirseniz burada kalabilirsiniz arkadaşlar veya daha uygun bir yerde de kalabilirsiniz. Buradan her yere ulaşım sağlayabilirsiniz. İşte yemeğiniz olsun, içeceğiniz olsun,
Ondan sonra gezeceğiniz tapınaklar olsun, motosiklet kiralama olsun, araç kiralama olsun, her şeyi bu merkezi yerden yapabilirsiniz. Buradaki coffee shop mantığı biraz farklı. Ana yemekler oluyor genellikle. Tabii ama kendi damak tadınıza göre bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Sorun olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası merkezi otel, merkezdeki yer. Çoğu turist burada konaklıyor, aklınızda olsun. Zaten burada bulunduğunuzda, şu ilerideki yola yürüdüğünüzde bütün coffee shoplar, restoranlar vesaire hep orada. Şurada gift shop var, hediyeler burada, işte dediğim gibi yılan tanrısının olduğu yer burası, ana merkezi. 7-Eleven hemen otelin yanında, istediğiniz birçok şey alabilirsiniz. Big C de hemen onun yanında, aynı şekilde birçok şeyi bulabilirsiniz. Bazı akşamlar akşam marketleri kuruyorlar, işte açık yemekler oluyor vesaire vesaire. Bakın hatta otelin yanında da şu an size bir coffee shop'u gösteriyorum. Bak, ulaşımınızı bunlarla sağlayabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlı oluyor. Bu arada şunu hala sticker üstünde 35 bahtı aldık. Çünkü çok sıcak. Gelin ya, keyif alırsınız. Hem farklı kültür görmüş olursunuz. Yemekler uygun fiyatlı, yemekler lezzetli. Bangkok'a göre daha temiz bir yer. Etraf daha temiz. Doğası çok daha iyi, havası daha temiz. Aa evet, olsa AC var. Hadi size fiyatları göstereyim. İkinci katı da varmış arkadaşlar. Burayı suyun üstüne bırakıp, saygınızı gösterip, dilekte bulunup böyle yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şöyle çikolatalar falan var, 35 baht. KitKat var, 28 baht. Bakery de alabilirsiniz işte, ne derler. Şunu denedim bu arada, çok güzel, farklı tatları da var. Küçük kurabiyeler var burada, aynı şekilde croissant vesaire de var. Gayet iyi, aklınızda olsun, fiyatlar çok uygun. Sadece Tayı ürünleri de değil, international diyebileceğimiz böyle markalar da bulunuyor burada. O kadar küçük bir memleket değil. Mesela arkadaşlar, geldiniz diyelim ki şu prawnlu pilavı aldınız değil mi? 42 baht. Bunları aldığınız zaman burada içeride mikrodalgaları var. Oraya veriyorsunuz. Sizin için orada ısıtıyorlar zaten. Sıcak sıcak alıyorsunuz, yiyorsunuz. Eve götürmenize illa gerek yok. Aklınızda olsun. Bütün 7-Eleven'larda o sistem var. Kahve de alabiliyorsunuz, içecek de alabiliyorsunuz. Wow, da var. 7-Eleven'lar çok kullanışlı Tayland'da, aklınızda olsun. Taze yemek bile hazırlıyorlarmış sizin arkadaşlar. Diyelim ki sıcak bir yemek istiyorsunuz, menüden seçiyorsunuz. Aynı restoran gibi size yemek hazırlıyorlar. Öyle, 7-Eleven bayağı kullanışlı. İlla sürekli düşük bütçeliyle geliyorsanız, restoranlara gitmekten ziyade buralardan bir şeyler alıp en azından sağlıklı olacak şekilde karnınızı yine doyurabilirsiniz. Bir restoran kadar pahalı olmaz ve düşük bütçeli etrafı da gezersiniz böylece. Türkiye'deki süpermarketlerin tam tersi, her şey burada. Sıcak yemeğinizi ısıtırlar, işte çamaşırlarınızı yıkarlar diyormuşum. Şey, bayağı kullanışlı, seversiniz. Size etrafı göstereyim derken, bu arada burada karşılaştığım bir diğer şey, trafik sıkışsa da insanlarda şey yok, bir gerginlik yok. Geldiğimden beri korna sesi duymadım. İnsana gayet saygılı bir şekilde araçlarını, motosikletlerini, bisikletlerini kullanıyorlar ve sabır içerisindeler. İstanbul'a gitseniz veya Bangkok'ta da çok denk gelmedim bu arada. Nedense her şey, belki de ben İstanbul'da büyüdüğüm için bana öyle hep denk geliyor. Belki diğer şehirlerde, Mersin'de veya Karadeniz'de bir yerde korna sesi yoktur. Ama ben burada hiç daha korna sesi duymadım. Etraf böyle arkadaşlar, bakın toplu taşımayı böyle kullanabilirsiniz. Hoppa, kaza oluyordu. Sorry, I was recording. Not for you, sorry. Parmağımla şöyle ileri gösterirken taksi sandık, onu çeviriyorum. Az kalsın benim yüzümden kazaya sebep oluyordu. Let's cross the road, bir karşıya geçelim. Aşağıda market kısmı var arkadaşlar. Hediyelik eşya alabilirsiniz. Ondan sonra coffee shop da var. Orada bir şey içip manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Bu arada şemsiyeli insanların dolaşması çok normal, çünkü sıcaktan korunuyorlar. Bu arada buranın güneşi Avustralya'nın güneşi gibi değil. Çok daha sıcak, evet. Ama cildimiz yanmıyor nedense, o kadar bir siyahlık yok. Herhalde daha fazla çekim yapacak bir şey yok. Burası küçük bir kasaba. Hello. Ondan sonra çocuk, bu çocuk niye kendi kendine konuşuyor diye bana bakıyordu da, dedim bir el sallayayım bari. Küçük bir memleket, çok fazla atraksiyon yok. Ama yine de kesinlikle beğenirsiniz, en azından Tayı kültürünü tanırsınız. Buradaki insanı daha sevecen,
etrafı gezebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer burada Songkran Festivali'ne, su festivaline, yaz festivaline katılmak istemiyorsanız Nisan ayında gelmeyin. Kasım, Aralık ayında gelmeye çalışın. En azından bu kadar sıcak olmaz. Dinlenirsiniz, yemek yersiniz, Asya mutfağını tatmış olursunuz. Aa, bu arada unutmadan Tayland, Nakhon Phanom karşısı Lao olduğu için ve aynı zamanda Vietnam'a da komşu oldukları için arkadaşlar Nakhon Phanom'da 3 farklı mutfağa rastlayabilirsiniz ve insana. Vietnamlı, Lao ve Taylandlı, aklınızda olsun. 3 farklı millet var burada. O yüzden farklı farklı aslında kültürleri tanımış olabilirsiniz. Bir Vietnam mutfağına girebilirsiniz, bir Lao mutfağına veya bir Tay mutfağına girmiş olabilirsiniz. Bu da bir güzel bir avantajı buranın. Ve burada hayat daha sakin Bangkok'a göre. İnsanlar hakikaten saygılı. İngilizce bilmiyorsanız da eğer Google Translate kullanarak iletişim sağlayabilirsiniz. Etrafta küçük küçük tapınaklar var. Onları ziyaret edebilirsiniz, fotoğraf çekilebilirsiniz, dilek dileyebilirsiniz. Dediğim gibi Netin dediğim gibi kasabasında olan büyük tapınağa gideceğiz. Orada da dilekte bulunacağız. Net benimle gitmek istiyor çünkü Net için önemli bir yer ifade ediyor tapınak. Ben Nakhon Phanom'a kesinlikle gelin. Dediğim gibi Instagram storylerimde falan bahsettim. Instagram hesabımı takip etmiyorsanız bu arada takip edin. Anlık birkaç şey paylaşabiliyorum. Burada tapınak videolarını belki ayırmayı düşünüyorum. Yemek videolarını, sonra gezdiğim temple'ları, işte dediğim gibi tapınakları ayırmak istiyorum. Çünkü her videoda olabildiğince size bilgi de vermeye çalıştım ki geldiğinizde buna nasıl ulaşırım sorusunu sormamak için en azından benim videolarımdan bir bilgi edinip ona göre geldiğinizde okey Eren bunu söylemişti, böyle bir yol izleyeyim diyebilmeniz için videoları ayıracağım. Biraz uzun olacak, en azından size biraz alt bilgi de vereceği için rahatlıkla ulaşımınızı, ihtiyaçlarınızı gidermiş olacaksınız. Gitmeden marketler bir şeyler alacağız. Şu ne bilmiyorum, 1 kilo bundan alacağız, 70'miş fiyatı. Sonra şu kırmızıdan alacağız 1 kilo. Şu küçük kokonatlardan alacağız. Yeah. Coconut, but they're burning outside. Inside smells so good. You should try. Aa, dışarıdan yakıyorlarmış. İçi çok güzel, çok güzel kokuyormuş bu kokonat. Tadı da çok daha güzel oluyormuş. Deneyelim bakalım, görelim. Kapın kap. Thank you. Coconut. Labutan. Labutan. And mangosteen. Mangosteen. And okay. Let's see, you gonna like it or not? Okay, let's see. I think you're gonna like this one. We'll see at home. And let's go. Bunları aldık, bakalım kaç para tutacak. Bir kardeşini aldık, iki tane bana. No, I'm fine, thank you. Bir kutu nete, iki kutu bana, bir tane de kardeşine. Dört kutu yemek. Bakalım ne kadar tutacak. Dördüncüsü. Ekranda görüyoruz. 94 baht. Arkadaşlar, Tayland'a gelmeden önce 80-81 kilo arasındaydım. Buraya geldiğimde kilo aldım diye düşünüyorum. Bence zayıfladım çünkü düzenli yemek rutinimden biraz çıktım. Önce parayı atıyoruz. Randa. Go go go. Haydi bakalım. Evet, zayıflamışım. 78.7. Yaklaşık 2 kilo vermişim. You lose? I lost 2 kilo. Oh no. You're not feeding me well. No, I fed.